Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, başlığı yanlış okumadınız. Evet, tamamen doğru bir bilgi. Kesinlikle dedikodu falan değil. Devletten dakikada 35 bin dolar hortumluyorlar. Ve siz, bu videoyu izleyen arkadaşlarım, eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, ister AK Partili olun, ister CHP'li, ister İYİ Partili, MHP'li, HDP'li, hiç fark etmez. Dininiz ister Hristiyan olsun, ister Musevi, ister Müslüman, ister Sünni olun, ister Alevi, hiç fark etmez arkadaşlar. Hepinizin cebinden çıkan bir para bu. Çok büyük bir vurgun hikayesini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Bu video arkadaşlar yaklaşık 10 dakika desek, belki birazcık 1-2 dakika sarkabilir ama videoyu izlemeyi bitirdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden 350 bin dolar hortumlanmış olacak. Ne yazık ki arkadaşlar. Eğer hazineye direkt para çalmak için girerseniz kuvvetli ihtimal yakalanırsınız ve tutuklanırsınız. Bu imkansız hatta. Ama geliştirilen bu yöntemle hazineyi soyup sovana çevirseniz üstüne değerli arkadaşlarım bir de saygı görürsünüz. İşte nedir bu yöntem? Bu yöntemin detaylarına girelim. Bu yöntemi tabii ki tablolara, devletten aldığım rakamlara dayanarak anlatacağım. Bu rakamları kesinlikle ben uydurmuyorum. Bunlar devletimizden gelen rakamlar. Ancak buna geçmeden önce 27 Kasım Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Uysal İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde bir konuşma yaptı arkadaşlar. Şimdi bu konuşmayı bu videoyu izleyen değerli arkadaşlarımın bilmesi gerekli. Zira ülkenin para otoritesi olan Merkez Bankası'nın başındaki beyefendinin krize ve ekonomiye bakış açısını gerçekten çok tipik bir şekilde bizlere anlatıyor. Bir farkındalık olması adına bunu size arz etmek istiyorum izninizle. Şimdi dedi ki Murat Uysal, son bir yılda cari denge iyileşti. Cari denge ne demek? Yani bir ülkenin dışa sattıklarıyla aldıkları arasındaki farklar. Yani diyor ki Türkiye'nin işte sattığı aldığından daha fazla oldu. Son bir yılda cari denge iyileşti. 2002 yılından beri ilk kez yıllık fazla verdik. Projeksiyonlara göre cari fazla vermeye devam edeceğiz dedi başkan. Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye dün üretemediği malları üretip de dışarıya satmayı başardığı için cari fazla vermiyor. Bakın bunu karıştırmayalım lütfen. Yani dün üretemediğimiz iPhone'u, Samsung'u biz getirdik Türkiye'ye. Yerli bir de marka bulduk. İşte çatır çatır üretiyoruz. Amerika'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya, Japonya'ya ihraç ediyoruz. Bunlardan da dolar alıyoruz. Ve böylece sattığımız aldığımızdan fazla geldi. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Cari fazla veriyoruz. Çünkü iç piyasa için yaptığımız üretim durdu. Ne demek istiyorum? Şu, bizim üretim modelimiz ham maddeyi ve yarı mamülü dışarıdan almak, burada işlemek ve iç piyasaya satmak üzerine kurulu sakat bir yöntemdi arkadaşlar. İç piyasada yüksek kur nedeniyle üretim durdu. Neden? Çünkü kur 5'in üstüne attı. Girdi maliyetleri çok yüksek yarı mamülün. Bunu her videomda söyledim. Bir kez daha söyleyeceğim. İşte bu yarı mamül fiyatları arttığı için yüksek kurla ne oldu? Pahalı ürünler ürettik ve iç piyasa bunu tüketemiyor şu an. İşte kriz, durgunluk denilen hadise bu. Şimdi böyle olduğu zaman da o zaman üretemiyorsak cari fazla veriyoruz diye bunu gurur tablosu şeklinde anlatmamız bence yanlış. Bakın üretmek için dışarıdan mal almamız lazım. Ben diyorum ki üretim durdu. Üretim durduğu için de dışarıdan mal almıyoruz. Haliyle ithalat bıçak gibi kesildi. İhracat fazla gibi gözüküyor. Ama altında yatan etken Türk ekonomisinin motorunun durması. Ben soruyorum. Yani bizim aklımızla mı dalga geçiliyor bu noktada? Neden? Büyüme Türkiye'de sıfır olmuş arkadaşlar. Devlet diyor bunu, ben demiyorum. Büyüme sıfır. E şimdi büyüme sıfırken cari fazla verdik deniliyorsa
Yani bu inanın anlaşılır gibi bir durum değil. İşte bakın burada bizim en büyük otoritelerimiz konuya böyle yaklaşırlarsa bizim problemleri çözme adına gerçekten gidecek çok ama çok uzun yolumuz var demektir. Bu yüzden anlatıyorum size. Türkiye'de dipten dönüş sinyaliydi. Efendime söyleyeyim dipten döndük diyenlere de bir tablo gösterelim ki işte bu büyük vurgunla alakalı. Gelelim işte büyük vurguna. Dipten dönüş sinyali alan arkadaşlarımın dikkatine. Bakın size bir tablo göstereceğim. Burada devletin nasıl hortumlandığını anlayacağız. Değerli arkadaşlarım bu tablo Türkiye'nin brüt dış borç stoku tablosu. Burada kaynak olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ve TÜİK'i aldım. Bakın 2001 yılıyla 2019 yılını kıyaslayacağım. 2001 yılının son çeyreğini aldım. Öyle krizin doruk olduğu dönemlerde 2001 krizinin. Orada kamu sektörünün borcu. Değerli arkadaşlar kısa vadeli stok 1 milyar yani borç. Uzun vadeli borç 46 milyar. Toplam dış borç stoğu kamu sektörünün 47 milyar. Merkez Bankası'nın borcu ne kadar? 24.3 milyar dolar 2001 yılında arkadaşlar. Özel sektörün borcu 42 milyar dolar. Toplam ne kadar borcumuz varmış? Türkiye brüt dış borç stoku 2001 yılının 4. çeyreğinde bakın 113 milyar. Peki geldik 2009'un 2. çeyreğine. Kamu sektörünün borcu 146 milyar dolar. Merkez Bankası'na bakalım 6,5 milyar dolar. O 2001'e göre bayağı düşük. Ama geliyorum özel sektöre bakıyorum arkadaşlar. Tam bir facia işte. Krizin gerçek sebebi bu yüksek borçluluk. Özel sektörün borç oranı 294 milyar dolar. Bakın bu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bir tablo. Benim tablom da değil. Ve burada Türkiye'nin brüt dış borç stoğunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Gayri safi yurt içi hasıla ne? Yani ülkemizde bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir değer yaratıyoruz. İşte o yarattığımız değerin 2001 yılında borç %56,5'uymuş. Peki şimdi ne kadar arkadaşlar? Bakın %61,9 2001 yılına göre çok daha kötü bir durumdayız. Şimdi bu tablonun anlattıkları neler? 2019'daki durum 2001'den daha kötü. Bunu görüyoruz zaten. Bunu da az önce anlattığım gibi borcun bu gayri safi yurt içi hasıla oranından anladık. Yani ülkede kriz 2001'deki gibi anlık değil, an itibariyle süren, dipte sürüklenen bir hal aldı ve onu da işin kötü tarafı garipsemiyoruz. Artık onunla yaşamaya da mı alıştık bilemiyorum. İkinci nokta, ortalık karışmıyor. Bu nasıl kriz diyenlerin, değerli arkadaşlarım ya tuzu kuru ya iktidara yakınlar güzel rant alıyorlar ya da sürekli borçla ağrıyan yaraya morfin yapıldığından haberleri yok bu arkadaşların. Evet aynen morfin gibi borç şu an krizi uyuşturuyor ama bu durum sonsuza kadar devam edemez arkadaşlar. Tabloyu gördük. Tabii bu tablo Türkiye'deki borç durumunun ne kadar vahim bir hale geldiğini gösteriyor. Ama buna rağmen bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Yahu kriz yok bu ülkede. Nereden çıkartıyorsun? İnsanlar geziyor, oynuyor. Efendime söyleyeyim gece kulüplerine gidiyor. Eğlence mekanlarına gidiyor. Buralar AVM'ler doluyor taşıyor. Bakın işte bunu bize söyleyenlere iki şey söyleyeceğim. Birincisi şu. Türkiye'de ne yazık ki orta gelir diye bir şey kalmadı. Yani ya insanlar aşırı derecede zenginleşti ya da insanlar aşırı derecede fakirleşti ve sefilleri oynamaya başladılar. Sosyal yardımlarla geçinebiliyorlar. Dolayısıyla şimdi bunu diyen arkadaşlar bu ülkedeki sefaleti steril ortamlarda yani böyle halktan kopuk ortamlarda yaşadıkları için görmüyorlar. Ya da görüyorlarsa da iktidarla bir şekilde bağları olduğu için görüp de görmemezlik işine giriyorlar. İkinci nokta şu. Burada bir uyuşma durumu var dedik. Yani bir kriz var. 2001'den daha kötü ama hissetmiyoruz. Neden? Ağrı var ama bu ağrıya bir uyuşturucu yapılıyor. Yani borç, morfin veriliyor. Şimdi bu durum arkadaşlarım tefecilere yaptığınız ödeme devam ettiği sürece güzel güzel devam eder. Yani halkımızın
bu videoyu izleyenlerin bir şekilde ücret, kar, maaş, yardım, kredi olarak kavuşması gereken para nereye gidiyor? İşte bir gruba gidiyor, bir gruba yönlendiriliyor. İşin kötü tarafı o bir gruba para gidiyor. Oradan da birileri çok güzel komisyonlar alıyor arkadaşlar. Bakın size hortum dedim ya, hortumlamanın rakamlarını vereyim. Değerli arkadaşlarım, sadece 2019'un ilk 10 ayında biz ne kadar faiz ödemişiz? Buna bakalım. Bir saniyede ödenen faiz, ekrana bakacağım söyleyeceğim. Bir saniyede Türk lirası cinsinden 3.362 lira arkadaşlar. Bir saniyede ödenen faiz 3.362 lira. Dolar bazında 596 dolar arkadaşlar. Peki 1 dakikada ödenen faiz, 1 dakikada yani 60 saniyede Türk lirası cinsinden ödenen faiz 201.735 lira. Dolar bazında ne kadar arkadaşlar? 35.768 dolar. İşte videomuza başlık olan hadise de buradan geliyor. 1 saatte ödenen faiz ne kadar arkadaşlar? 1 saatte ödenen faiz 12 milyon 104.140 lira. Dolar bazında ne kadarmış arkadaşlar? 2 milyon 146.124 dolar. Bunlar sizin paranız arkadaşlar. Benim param. Hepimizin parası. Nereye gidiyor? Bir gruba gidiyor arkadaşlar. Bir günde ödenen faiz, 290 milyon 499 bin 365 lira. Dolar bazında 51 milyon 506 bin 979 dolar. İşte hani Türkiye'de kriz yok, siz uyduruyorsunuz diyen arkadaşlara cevabım şu. Bakın maliyeti bu. Eğer krizi hissetmiyorsanız bir günde dolar bazında 51 milyon dolar ödediğiniz için bunu hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Ama bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Peki neden böyle? Hemen söyleyeyim. Çünkü ekonomi politikasını yürütenler hala Türkiye'de üretim motorunu çalıştırmak için anahtarı kontağa sokup çevirmiyorlar arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Eski sistemi yüzdürmek için borç alıyoruz ve karşılığında da işte bu faizleri bir güzel ödüyoruz arkadaşlar. Kim ödüyor? Bizler ödüyoruz. Oysa olması gereken Türkiye'ye yeni bir ekonomik model, yeni bir kalkınma hikayesi yazdırılmalı ki ne üreteceğiz, nasıl üreteceğiz, kimin için üreteceğiz? İşte bu ekonominin ana sorularına cevap veren bir planın önümüze gelmesi lazım ki bizi bu kısır döngüden kurtarsın arkadaşlar. Biz inşaat ve dışa bağımlı sanayide ısrar ettikçe hiçbir zaman çıkış gerçekleşmeyecek. Öyle dipten mipten de dönüş olmayacak değerli arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.